Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte Sosyal Bilgiler Dersi 2. dönem 1. yazılıya artık kaçıncı video oldu bilmiyorum. Bayağı videolarla birlikte hazırlanıyoruz. Herhalde 5. 6. olmuş olabilir. 6. videoda karşınızdayız. Soruları hazırlayan sosyalbilgiler.biz sitesine hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Hocalarımızın sitesinin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka ziyaret etmenizi de tavsiye ediyorum. Diğer videolarımızı da izlemenizi tavsiye ediyorum ki tam tamına dört dörtlük hazırlanabilin ve emin olun aynı kağıtlar karşınıza çıkacak. Hatta çok benzer soruları göreceksiniz ve yüksek notlar alacaksınız. Bana destek olmak isterseniz videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve yazılı kağıdına geçelim. Toplam 10 soru var. Her biri 10 puandır. İlk soruyla başlıyoruz. Aşağıda açıklaması verilen doğal afetin adını yazınız diyor. Bakalım hemen. Yamaç eğiminin fazla olduğu yerlerde aşırı yağışlara bağlı olarak toprak tabakasının aşağı doğru kaymasıdır. Örneğin Karadeniz kıyılarında sıkça meydana gelmektedir. Bunun nedeni burada eğim ve yağışın fazla olmasının yanında toprağın kirli yani suya doymuş olmasıdır. Bakın birkaç tane özellik verdi. Hemen cevabı verip geçeceğiz zaten. Siz vermişsinizdir diye düşünüyorum. Hatta biliyorum bile verdiğinizi. Bir kere eğim var. Yağış olduğu için toprak suya doymuş ve aşağı doğru kayıyor. O zaman ben buna toprak kayması ya da heyelan diyebilirim arkadaşlar. Heyelan yazarsanız kabul edecektir kesinlikle öğretmeniniz. Toprak kayması yazarsanız da öğretmeniniz kabul edecektir. Bu ikisini bu soru için yazabilirsiniz. Geldim ikinci soruya. Gazete haberine göre yaşanan çığ afeti insan yaşamını nasıl etkilemiştir? Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökalp beldesi yolu yayla mevkisinde çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Sabah saatlerinde ben şurayı bir çizeyim buradan bir şey çıkacak gibi. Devam ediyorum. Sabah saatlerinde Erbaa'ya gitmek için bu yolu kullanan vatandaşlar yolun kapandığını görünce durumu yetkililere bildirdi. Gökalp beldesi ekipleri ile il özel idaresine bağlı ekipler yayla mevkisine giderek burada çalışma başlattılar. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yol trafiğe tekrardan açıldı. Çok güzel. Şimdi bakın burada aslında bir doğal afet insan hayatını etkilemiş, kesinlikle etkiliyor. Ve çığ felaketi ulaşımın engellenmesini, ulaşımın kapanmasını etkiledi. O zaman şöyle yazabiliriz. Çığ afeti ulaşımın aksamasına neden olmuştur. Bu soruya şöyle de yazabilirsiniz. Ulaşım sorunları oluşmuştur da diyebilirsiniz. Çığ afetinden dolayı ulaşım sorunları da olmuştur diyebilirsiniz. Bunu yazmanız yeterli olacaktır. Geldik 3. yazılı sorumuza. Soruda diyor ki bu bilgide teknolojinin hangi alandaki olumsuz etkisine örnek verilmiştir? Bazı çocuklar saatlerce bilgisayar başında oyun oynamaktadır. Bu duruma bağlı olarak boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, beden duruşunda bozukluk gibi olumsuzluklar olmaktadır. Şimdi boyun kaslarında dediği için burayı bir işaretleyebilirim. Beden duruşunda bozukluk dediği için burayı da işaretleyebilirim. Demek ki çocuklar çok fazla teknolojiye maruz kalınca sağlık alanında aslında sağlık alanında olumsuzluklar yaşamakta. Yani bunu da bedensel olarak olumsuzluk olarak görüyoruz. Bakın boyun kasları ağrıyor ve beden duruşlarında dik durma bozuklukları yaşıyorlar. Sağlık alanı demeniz yeterli. Bedensel derseniz öğretmeniniz kabul eder mi etmez mi bilemiyorum. Öğretmene kalmış o iş ama sağlık demeniz bu soru için yeterli olacaktır. 4. soruya geliyorum. 4. soruda diyor ki bu durumun sebebi nedir yazınız. Genel ağda araştırma yaparken sadece bir kaynağa bağlı kalmamalı. Araştırmamızı farklı site, dergi, kitap ve ansiklopedilerle de karşılaştırmalıyız. Bu durumun sebebi nedir? Şimdi genel ağda araştırma yaparken herkes buraya bilgi yükleyebildiği için bilgiler yanlış olabiliyor. Biz burada farklı kaynaklardan bilgileri karşılaştırarak aslında bilgilerin örtüşüp denkleştiğini görmek istiyoruz. O yüzden de farklı kaynaklardan araştırmak her zaman daha iyidir. Şöyle diyebiliriz. Herkesin genel ağ bilmesinden dolayı yanlış bilgiler olabilir. Bilgilerin doğruluğu için karşılaştırmalıyız. Anladınız değil mi? Bence bu soru bizim için tamamdır. Hemen geçtim 5. yazılı sorumuza. Buna göre güçlü bir şifreye örnek yazınız. Güçlü parola ne demektir? Nasıl oluşturmaktadır? Bunun iyi bilinmesi gerekmektedir.
Oluşturulan bir parolanın güçlü parola olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki özellikleri göstermesi gerekir. Hemen özellikleri bir çizelim. En az 8 karakterden oluşmalı. Bak şimdi soruda size güçlü bir şifre örnekliyor ya, 8 karakter yazın. Harflerin yanı sıra rakam, bak harflerin yanı sıra rakam ve şu sembolleri de kullanmaya dikkat etmeliyiz. Büyük ve küçük harfler bir arada kullanılmalıdır. Şimdi 7-8'den fazla zaten yazarsanız bu soruda öğretmeniniz kabul edecektir. Ama sakın şunu yazmayın. Buğra 1-2-3. Böyle bir şifre olmaz. Ya da işte Buğra doğum tarihiniz ya da tuttuğunuz takımın kuruluş yılı. Buğra 1903. Ben Beşiktaşlıyım da. Şimdi güçlü bir şifreye örnek hemen yazalım. Mesela B harfini buraya yazabilirim. Büyük harfle başladım. Sonra küçük bir harfle devam ettim. B, V dedim. Sallıyorum tamamen. Sakın benim şifrelerimden biriymiş gibi düşünmeyin. Tamamen sallıyorum. Sonra buraya 42, 56 diye yazdım. Devam ettim. Sonra diyelim ki ben buraya bir ünlem işareti koydum. Bak kaç harf oldu? 1. Kaç karakter oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çok güzel. Sonra ben buraya başka ne yazabilirim? Yine bir büyük harf yazayım isterseniz. A harfi yazdım. Bir tane küçük harf yazayım. K harfi yazdım. Bir tane de soru işareti koyayım. Tamam. Bak bu benim için kesinlikle güçlü bir şifre. Bu şifrenin çözülme ihtimali sıfıra yakın. Bak en az 8 karakter diyor. O yüzden sakın buraya cevap yazarken 5 karakter, 3 karakter, 4 karakter yazmayın. En azından 8'i geçin. Ben burada bayağı yazdım. 10'a yakın yazdım. Bu işte güçlü bir şifredir. Geldim yazılımımızın 6. sorusuna. Bilim insanlarının bu şekilde sonuca ulaşıncaya kadar uğraşmaları onların hangi özelliklere sahip olduğunu gösterir. Bilim insanları araştırmalarında her zaman yeterli bilgi edinemeyebilir. Yaptıkları deneylerden bir sonuç alamayabilirler. Ancak onların hedeflere ulaşmak için yılmadan tekrar tekrar denerler. Pes etmeden çalışırlar, sonuca ulaşıncaya kadar sürdürürler. Bilim insanı neydi arkadaşlar özelliklerinden? Bilim insanı kararlıdır. Bilim insanı sabırlıdır. Bu ikisini de yazarsanız soruyor da doğru cevap vermiş olacaksınız. Çünkü kararlı kafasına koyduğu şeyi yapmak istiyor. Sabırlı yılmadan devam ediyor. Bu sorunun asıl doğru cevabı sabırlı olacaktır. Ama kararlıyı da yazarsanız yanlış kabul edilmeyecektir. Bunu da bilin. Geldik yazılımımızın 7. sorusuna. Verilen cümlede boşluk bırakılan yer nasıl tamamlanabilir yazınız diyor. Araştırdığım konularda yararlandığım eserleri mutlaka kaynakça bölümünde gösteririm. Çünkü bunu yapmadığımda ne yapmış olurum? Bilgi hırsızlığı yapmış olurum. Bunu böyle tamamlayabiliriz arkadaşlar. Bilgi hırsızlığı ya da şunu yazabilirsiniz. Bunun yanında emeğe saygı göstermemiş olurum. O yüzden araştırmalarımızı yaptığımızda mutlaka kaynakçamızı belirtmemiz gerekiyor. 7'yi tamamladık. 8'in soruya geliyorum. Van'ın bu özellikleri hangi ekonomik faaliyetin yapılmasına ortam hazırlamıştır? Van'da yeryüzü şekillerinin engebeli olması, kışların uzun ve sert geçmesi sebebiyle yetiştirebilen tarım ürünleri sayısı sınırlıdır. Van'ın yüz ölçümünün yaklaşık %33'ü bol su ve otlakların olduğu plato ve yaylalardan oluşmaktadır. Bak burada dedi ki aslında cümleyi okuduğunuzda Van'da tarım yapılamıyorsa ne yapılıyordur dedi. Ve cevabı da aslında şu bölümde yatıyor. Van'ın yüz ölçümü işte %33'ü diyor ki bol su ve otlak diyor. Otlak varsa o zaman Van'da çok rahatlıkla ne yapılabilir? Hayvancılık yapılabilir. Küçük baş olur, büyük baş olur, hangisi uygunsa ama hayvancılık bu sorunun cevabıdır. 9. soruya geldik. Bu bilgiden hareketle Batman'da hangi sanayinin kurulması gerekir? Yer altındaki madenlerin araştırılması, bulunması, ocaktan çıkarılması, işletilmesiyle ilgili faaliyetlere madencilik denir. Değerli yeraltı kaynaklarının olduğu yerlerde madencilik faaliyeti yapılır. Çıkarılan madenlere bağlı olarak ham madde yakınlık ilkesinden hareketle o bölgede fabrikalar kurulabilir. Bu bilgiyi biliyoruz. Tamam. Batman'da ne çıkıyor bunu bilmenizi istemiş arkadaşlar. Batman'da petrol çıkıyor. O zaman Petrol sanayisi kurulabilir. Yani orada bir rafineri kurulabilir. Petrol işleme tesisi olabilir. Petrol sanayisi Batman çevresinde kurulacak sanayi tesisidir diyebiliriz. Geldim yazılımın 10. son sorusuna. Buna bağlı olarak Aydın'da hangi mesleğe ihtiyaç duyulmaktadır? Aydın tarım için uygun koşullara ve verimli ovalara sahiptir. Bu durum şehirde tarım sektöründe çalışan meslek gruplarına ihtiyacı arttırmıştır. Şimdi ekonomik faaliyeti zaten kendisi verdi. Tarım dedi. Ama ben burada meslek yazacağım. Tarımla alakalı öncelikle tabii ki tarımı yapan kişi olan çiftçiyi başa yazmam lazım. Bunun dışında ziraat mühendisini yazmam lazım. Ziraat mühendisi
Bunu yazabilirim. Ve buraya şunu da yazabilirim. Tarım işçisi diyebilirim arkadaşlar. Bunu yazmam benim için bu soruda yeterli olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, 10. soruyu da tamamlayarak yazılı kağıdımızı bitiriyoruz. Umarım sizlere de aynı yazılı kağıdı gelir ki yüksek notlar, hatta 100 alırsınız. Yazılarınız açıklanınca yorumlara hepinizi bekliyorum. Bundan önceki videolarımızda izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum ki tam tamına dört dörtlük bir çalışmayla yazılarınıza gidin. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.